Günaydın. Dün ilk defa paylaşımlı odada kaldık. Şimdi size biraz odayı göstereyim. Sonra da kahvaltı yapıyoruz. Araya gideceğim. Burası benim yatağımdı. Böyle kapatabiliyoruz. Hatta kapalı kalsın. Burası da Berkay'ın yatağıydı. 6 kişilik bir oda. Çok zor olmadı. Sadece biraz gürültü oldu. Ama burası iyi bir hostel. Zaten 8.8 puanı var. Puanlarına ben çok dikkat ediyorum. Hostel seçimlerinde. Böyle bir mutfağı var. Günaydın. Günaydın. Kahvaltınız nasıl? Kahvaltı da böyle. İçine dahil. Kahvaltımızı yapacağız. Daha sonra yola çıkacağız. Yumurta yiyeceğiz uzun bir aradan sonra. Umarım bozuk değildir. Burası başkent ya. Burada bozuk değildir bence. Çaylar da hazır. Başlayabiliriz. Kinmalı motosikletlerin olduğu bir sokağa geldik. Otelden ayrıldık ve şimdi burada bir zincir bulduk sonunda. Dünden beri arıyorduk. Zincir Çin malı. KTM'de aslında orijinal DID vardı. Ama oldukça pahalıydı. O yüzden onu almayı tercih etmedik. Şimdi Berkay zinciri değiştiriyor. Eskisini de yanımıza alacağım. Eğer koparsa eskisiyle devam edeceğiz. Ama bizi bu bence 5-6 bin ya belki 10 bin kilometre rahat götürür. Türkiye'de zaten 10.000. Zincirin arkası bu. Eski zincirimiz de bu. Nasıl oldu? Şimdilik olduğu gibi duruyor. O ne demek? Kendinden emin değilsin. Yani zincir. Zincirden emin değilim. Kendinden eminim de. Ben o. Ulan Batur 60 kilometre mesafede olan Cengiz Han heykeline geldik. Burada aynı zamanda Türk tarihi için çok önemli olan Orhun yazıtları da var. Orhun yazıtları müzesinin içerisinde. İlk defa bir müzeyi bu kadar gezmek istiyorum. Müze mi emin değiliz ki. Gidince göreceğiz. Bence dışarıda. Açık müze de olabilir, kapalı olmayabilir ama müze eminim. Ha, açık müze olabilir, evet doğru. Bu arada zinciri değiştirdik, şu ana kadar herhangi bir sorun yok. 60 kilometre geldik. Wow, çok büyükmüş su. Of, ne kadar güzel bir şey. İlk başlarda biraz ses yapıyordu ama zincirle dişli birbirine alıştı sanıyorum. Şu an ses kesildi. Akıyor. Yani %100 kesildi diyemem. Şu an yine sesi duydum. Ama eskisi kadar çok değil. Cengiz Han. Su bizim gördüklerimiz kartalmış ya. Aa, gerçekten mi? Gerçekten kartalmış. Hepsi kartalmış. Ne kadar çok görmüştük. Evet. Ne kadar büyük. Çok güzel. Bağlı mı ayakları onun? Evet bağlı. Uçmasın diye. Uçmasın diye. İstiyor musun diyor baba. 5000 mi diyor? 5000 diyor galiba. Kartal'la fotoğraflar çekildikten sonra. Evet. Türk olduğumuzu öğrenince bize kıyak geçti. Çünkü o da Kazakmış. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Muhtemelen içeride müze var. Gidip göreceğiz. Belki de sadece hediyelik eşya falan satıyorlardır. Müze. Büyük bir heykel. Müze kesin var da. Burada mı yoksa başka bir yerde mi bilmiyorum ama bu çevrede bir müze var ve adı Orhun Yazıtları Müzesi.
Kartal da çok ağırdı ya. Böyle tutuyorsun, elin ağrıyor. Gerçekten büyük yani. Korktun mu? Yok, korkmadım. Onlar şey, evcilleşmiş artık. Bir ısırırsa görürsün evcili. Bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. İçerisi yazıtlarla ilgili bir şey değilmiş. Yazıt müzesi biraz daha uzakta. Burada geleneksel ayakkabı, kıyafetlerle ilgili bir müze var. Çok ilgimizi çekmedi. İçeride kafeler, işte restoranlar falan vardı. Şimdi biz yazıt müzesine doğru yola çıktık. Gelirken güzeldi de dönerken bayağı rüzgar var. Şimdi yazıtlar için sola döneceğiz. Sola dönüyoruz çünkü... Türk bayrağı! ...12 kilometre diyor. Memlekete geldik Berkan. Memlekete mi geldik? Yani. Kuru fasulye pilav bulur muyuz ben? Bir deneriz şansımızı ya. Olmazsa noodle yaparız. Ne yapalım yani? Ne noodle'ı ya? Az kalsın geçiyormuşuz su. Drama köprüsü gibi gerçekten. Şuradan girelim. Ama kapısı kapalı. Oha! İşte bizim tarihimiz arkadaşlar. Edebiyat dersi alanların hepsi bunu biliyor. Çok gördük. Berkay, burada taşlar var. Ooo, bunlar... Türkçesini de yazmışlar Sı. Ya, Türk evet. Bayrağı vardı ya zaten. Tony Cook yazıtı. Vay be. Türk adını isminde barındıran ilk devlet Göktürk Devleti. Ve bu yazıt da Göktürk alfabesiyle yazılan ilk Türkçe eser. Köklerimizi germeye geldik. Burayı başıboş bırakmışlar. Biraz kapıyı zorlayınca açıldı. Buraya kadar gelmişiz. Görmeden gidemem. Malzemeleri var ama kullanamıyorlar. Vay be. Açtığımız gibi kapatalım. Yazıtlara iyi bak Berkan. Baktım. Bilge Kağan'a baktık. 465 kilometre gerimizde kalmış. O yüzden ona gidemeyeceğiz. Gidemeyeceğiz değil mi? Yok, gidemeyeceğim. Gidelim desem gidecek yani. Gel gel, burada yol varmış su. Yani biz boşuna girdiğimiz yer. Gel gel. Nerede? Burası temiz. Burada bu yol mu diyorsun? Aa bak, telefon numarası koymuşlar. Oh. Ne yaptın? Hendek var. Hendek. Burasını yol olarak gördüm. Girdim. Soldaki daha iyi yol. Neyse. Sen oradan git. Bizim için her yer yol su. Biz şimdi Ulaanbaatar'a döneceğiz. Ve yolumuza... Devam edebiliriz oradan ya da etmeyebiliriz, bilmiyorum. Ederiz muhtemelen. Saat muhtemelen erken. Ederiz, saat çok erken. Bir şeyler yeriz, biraz devam ederiz ve bir yerde kamp ederiz. Hem bir şeyler yeriz hem de motosikletlerimiz için yağ alacağız şehirden. O dün
baktığımız yağları alacağız. Buna karar verdik. Galiba daha iyisini bulamayacağız. Ne güzel atlar ya. Sonum, en son Ulan Batur'dan ayrılıyordunuz. Ne oldu? Ulan Batur'da beklediğimizden çok daha uzun kaldık. Çünkü dün aslında KFC'de yemeğimizi yedik. Her şey çok güzeldi. Merit'le buluştuk. Vedalaştık ve çıktık. Motosikletimize yağ almaya gidiyorduk. Ve ben o sırada telefonumu düşürmüşüm. Fark etmedik. Sonra motosikletlere yağ alırken ben Berkay'ın fotoğrafını çekmek istedim. Yaklaşık 25 kilometre ileride ve telefonun olmadığını fark ettim. Buraya döndük. Gece 1'e kadar polisler bizi burada bekletti. Polisler aradık bize yardım etsin diye. Sonra tercüman tutmamızı söylediler. Gecenin birinde nereden bulacağız tercümanı? Bir de çok saçma yani. Otel bulmamışız, bir şey yapmamışız. Neyse, bir gün önce de otelde kalmıştık. Aynı yere gittik, sorduk. O da yoktu. Fulldü yani otel. Sonra dedik orada bir yere artık çadır kuralım. Çünkü otel arayacak mecalimiz de kalmamıştı. Çadır kurduk, kaldık ve telefon hala yok. Bugün dedik ki gelelim KFC'ye tekrar. En azından biraz daha oturalım. Çünkü 3 gün burada beklemek zorundayız. Ben iCloud şifremi unuttum. Ve iCloud şifremi yenilemem için 3 günlük bir süreç verdiler. Onu beklerken, burada otururken adam... Orasını ben anlatayım. Telefonu bulan arkadaş buradan otobüsle geçerken bizim motosikletleri görüyor ve duruyor. Sormak için yanımıza geliyor. İşte telefonunuzu kaybettiniz mi? Evet dedik, kaybettik. Telefonunuzu ben buldum dün akşam dedi. Siz buradan giderken, şuradan kaldırımdan atlarken telefonu motosikletin üzerinden düşürdünüz dedi. Ben de aldım dedi. Ama size nasıl ulaşacağımı bilmiyordum dedi. Bugün de tesadüfen otobüsle buradan geçerken motosikletleri gördüm ve yanınıza uğramak istedim dedi. Neyse, tamam dedik, telefonu alalım. Yok dedi, benim şimdi işe yetişmem lazım. İşe gitti, akşam geleceğim dedi. Güvendik, adam gitti. Akşam oldu şu an. Adam geldi, telefonu getirdi. Telefon sağlam bir şekilde burada. Düşmesine rağmen kırılmamış. Sanıyorum ki iCloud'da yine birkaç deneme yapmışlar ama silinen, eksilen hiçbir şey yok. Zaten iCloud'umuz da black olduğu için herhangi bir şeye de müdahale edememişler. Zaten müdahale edecek adam getirip telefonu bize geri teslim etmezdi. Sonuç olarak telefona yeniden kavuştuk. Gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Gece gece bir yan yatma, çamura batma yaşasak da çok güzel bir yer bulduk. Ayağını göstersene. Berkay çamurun içine düştü. Ben düştüm. Sonra da beni kaldırmak için çamurun içine düştü. Ama ben çamurun içine düşmedim. Sadece motorum düştü. Çok komikti. Neyse, şu anda çadır kuracak bir yer bulduk. Şehirden çok uzaklaşmadık. 30-40 kilometre kadar uzaklaştık. Çadırımızı da kurduk hatta. Yemeğimizi de yedik. Şimdi de uyuyacağım. Yarın yeni bir gün. Etrafı da göstereyim diyeceğim de çok karanlık. Şurası otoban. Sınıra giden yol. Ama bayağı uzak, bir 2 kilometresi var herhalde. Çadırımız burada. Motorlarımız burada. Şurada bir kulübe var. Böyle bir yerdeyiz. Şehirdeki parktan kat kat iyi bence. Evet evet, orası biraz şeydi. Çok işlekti. Sabah herkes okula gidiyordu, işe gidiyordu. Ve hepsi parktan geçiyordu. Ve şantiyenin yanıydı falan. Bayağı şehrin ortasındaydı. Konforlu değildi. Değildi. Burası güzel. Soğan Hanım, bugün erken kalkıp çok yol almışsınız. Ya inanılmaz. Ha, düşe kalka. Kaç kere düştünüz bugün? 3. 3 mü? Ama yani yol diyoruz, bak ana yola bak. Bakayım. Gayet güzel, tozlu tozlu. Kamyonlar, tırlar hepsi buradan gidiyor. Nereden gitsinler isterdin?
Yani bir asfalt, bir ana yol olmasın? Allah Allah. Gelmişsin Moğolistan'a asfalt arıyorsun ya. Bak misafir geldi. Misafir otur bir yanımıza. Ne istiyorsun? Beni koklamak istiyor. Kahvaltı zamanı. Bu nasıl bir yürüyüş bu ya? Bu asker olmuş. Sürünüyor. Niye sürünüyor? Kahvaltı yapıldı, yeniden yola çıkıldı. Ana yoldayız şu anda. 1, 2, 3, 4, 5 tane ana yol var. Her an herkes her yerden gidip gelebilir. O yüzden 4 gözümüzü birden açıyoruz. 5. göz olarak da GoPro'yu açtık. Bunlar niye yukarı doğru gidiyor? Tercih meselesi. Ne demek tercih? Ha, o da aynı yol mu? Aynı yol. Hepsi aynı yol. Of of. Yola bak. Şu mıcırlı yoldan iyi ama. En azından toprak yani. Yumuşak. Ve toz çıkmıyor. Evet, toz çıkmıyor. O beyaz yolda acayip toz var. İğrenç yani. Bir tane kamyon tır bir şey geçerse bitti. Göz gözü görmüyor. Sisli bir ortamda gibi oluyoruz. Öbür sınırdan girerken de aynı bu şekilde yollar vardı ama yolun bir kısmını asfalt olarak tamamladıkları için biz kaçak geçtik. Burada da bir yerde öyle kaçak geçmeye çalıştık. Asfalt değildi tabii, sadece zift atmışlardı ama kurumuş. Bir artık polis midir, asker midir neyse bizi uyardı, dışarı çıkarttı. Of ya, 500 kilometre böyleymiş bir de mesela. Böyleyse de yapacak hiçbir şey yok yani. Gidiyoruz, mecburuz. Moğolistan'da bugün 9. günümüz. Muhtemelen 10-11. günde çıkmış olacağız. Aslında 10. günümüz ama biz şeyi saymıyoruz. İlk girdiğimiz gün akşam girdik. Günün çoğunu Rusya'da geçirmiştik. Bu nasıl bir yol ya? Çok yamuk. En azından düz olsaydı, sanki sağa doğru kayacakmışım gibi geliyor. Kaymazsın, kaymazsın, hiç merak etme. Toz da var ya yerde, cırt diye gidecekmişim gibi. Türkiye'den gelen tırlar da bu yolu kullanıyor. Rusya'da bir tırcı abiler grubuyla karşılaşmıştık, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama onlar söylemişlerdi, bizim girdiğimiz yol full off-road demişlerdi. Biz inanmadık tabii çünkü Moğolistan'ın başları gayet iyiydi. Yani en azından kaçabileceğimiz yer vardı. Burada şu an kaçılabilecek bir yer bile yok. Kaçabileceğimiz tek yer işte bu toprak yol. Ama saçma değil mi? Öbür tarafı yapacaklarını bu tarafı yapmalılarmış. Çünkü burası başkente yakın. Ve ticaret yolu yani burası. Yani ne kadar saçma. Aslında Moğolistan'da hiçbir şey saçma değil. Çünkü Moğolistan güzel yönetilen bir ülke değil. Zaten Rusya ve Çin tarafından yönetiliyor gibi bir şey. Tarihini merak edenler girip araştırabilir. Ben biraz araştırma yaptım. Moğolistan'a ülke demek bile garip geliyor şu an. Ama farklı bir macera da oldu. Evet, hep kafamızdaydı Moğolistan. Gidelim, 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 gidelim diye hep düşünüyorduk. Geldik, gördük. Zaten bütün ülkelerdense burayı seçmemizden de belli olmalı yani. Normalde Orta Asya yapacaktık. Moğolistan merakı bizi Moğolistan'a itti. Yavaşla burada. Bu arada dün Merit'e sordum. Yaşamak anlamında en zor ülke hangisiydi diye. Moğolistan olduğunu söyledi. İkinci olarak da tabii Rusya dedi. Çünkü kredi kartı kullanamıyoruz. Ve çok uzun bir yol olduğu için para çekme imkanı da olmuyor. O yüzden biraz Rusya'da sıkıntılı bir ülke oldu. Ama biz şu an Rusya için ne olur Rusya'ya dönelim diye. Koşa koşa gidiyoruz ha? Evet. O burada yavaşlasın. Bütün olağanüstü maceralarda olduğu gibi burası da bize zorluk yaşattı.
Bakın bundan bahsediyorum. Arabanın çıkarttığı dört tekerli toz buysa, düşünün bir tır ne kadar toz çıkartıyor. Bugün bir evde kalacağız. Umarım ki çamaşır makinesi vardır. Evet, artık çamaşır yıkamamız lazım. Kaç gün oldusu? 12, 13 gün mü oldu çamaşır yıkamıyoruz? İyi ki stoklu gelmişiz. Gittiğimiz hostelde çamaşır makinesi vardı ama onlar da asacak yerleri yoktu. Hem asacak yeri yoktu hem de çarşafları falan astığı yer dışarıdaydı. Çarşafları kontrol ettim ben ertesi gün, hiçbiri kurumamıştı. O yüzden biz de yıkamaktan vazgeçtik. Bizim duş yaptığımız havlu bile kurumadı. Normalde İstanbul'da yarım saatte kuruyan bir havlu. Burada ertesi gün kurumamış. İyi ki çamaşırlarımızı yıkamadık o yüzden. Şimdi bugün bir imkan bulsam, kurumayacağını bile düşünsem yıkarım. Çünkü şu anda artık zor duruma girmek üzereyiz. Ya şurada zaten motorun üstüne sersek 2 saniyede kurur. Şansımıza hava çok güzel gidiyor yani bu mevsimde. Normalde çok soğuk olması lazım. Çok anlık video paylaşma şansımız olmadı. Şu anda biz Eylül ayındayız. Yoldayken anlayabiliyorsunuzdur ki yaşamak bile zor. Video yapmak oldukça zor. Aynen öyle. Girdik bu beyaz yola. Mecbur girdik, yol bitti orada. Bakın böyle kaçamak yollar var işte. Normalde giriyoruz ama buralarda çok görevli var. Of, çok kötü yollar. Şu tırları da geçersek rahatlayacağız herhalde. Toz anlamında. Suya bak. Berkay çok berrakmış. Suyu özledik. Bir havuz kenarında olacaktık şimdi. Öf be. Deniz kenarı arttırıyorum. Belki Batum'da denize girecek hava vardır. Vallahi bu sefer gireceğim. Ben de gireceğim. Söz veriyorum.